Merhabalar arkadaşlar. Şu anda Adanın Okulu'ndayız. Yani Britanya Village School'dayız. Adanın Okulu'nda şimdi öğretmenle veli toplantımız vardı. Her dönem normal tüm okullarda olduğu gibi veli toplantıları oluyor. Burada şunu paylaşmak istedik. Hem okulumuzun içini belki merak edersiniz. Bu çocuklar burada gerçekten çok eğleniyorlar. Yani eğitimi çok merak eden insanlar var. Tabii ki biz de merak ediyorduk. Sonuçta okumakla yaşamak aynı şey olmuyor. Gerçekten çok eğleniyorlar. Mesela bu cuma günü geceyi, şimdi mesela burada aileleri bilgilendirme, yani anne babaları, velileri bilgilendirme sistemi var. Maille, işte online hemen form geliyor. Forma onay veriyorsunuz ya da vermek istemezseniz, çocuğunuzu göndermek istemezseniz. Sürekli böyle bir iletişim var. Bu iletişim oldukça güzel. Hemen hemen her aktivite ve her konuda bilgilendiriliyor veliler bu elektronik sistemle. Cuma günü toplanacaklar ve geceyi Science Museum'da, yani bilim müzesinde geceyi geçirecekler. Pijamalarını istemişler. Ondan sonra yiyecek, atıştırmalık bir şeyler, su ve uyku tulumunu istemişler. Bu çok heyecan verici bir şey. Sınıfça geceyi bilim müzesinde geçirmek tabii ki çocukları muazzam etkiliyor. Bu tür etkinlikler mesela geçenlerde de Tuna Ortaokul'da biliyorsunuz. Tuna'da da şöyle bir aktivite vardı. Tamamen tüm sınıfı götürdüler. Şu hani dağcıların tırmanma duvarlarından tutun, işte trambolinden, oyun parkı. Yani hani normalde 13 sterline gireceğiniz kişi başı bir oyun parkına yarım gün geçiriyorsunuz. Bunu okul karşılıyor. Daha doğrusu okulu da karşılayan, yani sponsor olan buna çeşitli firma, dernek vesaireler var. Burada biraz göstersin çevreyi. Sürekli bir oynayarak ve eğlenerek, müzikle, dansla yaşayarak eğitim alıyorlar. Şu koridorlara da gideriz biraz sonra. Evet, birazdan aşağıdaki koridorlara dans için ya da müzik için çeşitli aktivite odaları var. Ve burada bir önemli nokta daha var. Branş olayları var. Yani ilkokulda da ortaokulda da öyle. Yani tek bir sınıfta tüm zaman geçmiyor. Sınıftaki her öğrencinin seviyesine göre, eğer onun farklı bir derste daha çok zaman geçirmesi gerekiyorsa, o ayrı zaman başka bir sınıfta geçiriyor. Yani tüm sınıf, atıyorum 15 kişi ya da 20 kişi, tüm derslere beraber girecek ve tüm derslere beraber çıkacaklar diye bir şey yok. Burada tamamen öğrencinin kişisel olarak da ihtiyaç durumuna göre, daha fazla İngilizce ihtiyacı varsa ya da daha fazla atıyorum matematik ihtiyacı varsa vesaire, onu ayrı sınıflara o zaman diliminde ayırabiliyorlar. O onunla geçiriyor vakti. Diğerleri başka bir şeyle geçiriyor. Bunu paylaşayım sizle. Ve birazdan da aşağıya da bir göz atalım. Tabii her tarafa şu anda çok girip çıkıp insanları da rahatsız etmek de istemiyoruz. Ama gelin bakalım. Evet, kamerayı şimdi ben aldım. Biraz okulumuzu görüntüleyelim. Görüntüleyebildiğimiz kadarıyla tabii ki çeşitli aktiviteler gördüğünüz gibi var. Çeşitli farklı odalarda, müzik odası, dans odası, ekstradan kalıp farklı aktiviteler yapabilirsiniz. Evet. Evet, birazcık da çok kısa bir dışarıdaki oyun alanından şöyle bir görüntü verelim. Kısa bir görüntü. Evet, burası da çocukların dans vesaire çeşitli etkinlik, gösteri, bunları hazırlayıp sundukları bir ortam. Neyse, ayrıca işte yemekhaneleri vesaireleri, bina daha büyük bir bina ama çok fazla da bir yerlere
girip çıkıp rahatsız etmeden bunları sizle paylaşalım istedik. Evet, aklınızdan geçen şeyler olabilir. Ya burası devlet okulu mu? Burası devlet okulu. Yani evet diyebilirsiniz, ya Özer abi iyi de bizim özel okullarımızda bile böyle bir ortam yok. Valla orada takdiri ben sizlere bırakıyorum. Ama şu var, bizim tabii bu aktiviteler çok güzel. Ankara'da mesela Yükselen Koleji'ndeydi çocuklar buraya gelmeden evvel. Orada da çok kaliteli, özellikle eğitim anlamında oldukça kaliteli. Çok da memnunduk. Ama tabii ki yüzlerce özel okul furyası ve patlaması var. Biz bundan ağzımız da zaten yandı. O yüzden Yükselen'den o yüzden memnunuz dedik. Ama tahmin ediyorum 100 tane özel okul varsa, atıyorum, emin olun Türkiye'de 90'ı ticaret ve kasaphane gibi bir mantık maalesef işliyorlar. Bazıları kızabilir ama biz bunu yaşadığımız için, zede olduğumuz için, okul zede olduğumuz için, ben bunu bizzat rahat rahat kendi adıma söyleyebilirim. Hepinizi öpüyorum. Görüşmek dileğiyle. Umarım hoşunuza gitmiştir bu ilkokul videomuz.